Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayat nasıl gidiyor? Yine hayatımı sormaya mı geldin? Çıldın mı annesi? Hayatını sormaya yaparız ya. Yine böyle sorduk. Hala devam. Bazen her şeyi bırakıp dağa çıkmak istiyorum ama aynısı bakalım. Harbici diyerek çıktı. Al keleşi. Bak dağ yana. Keleş almak ne fark edecek? Ben insan göresim gelmiyor. Keleş almak mücadele işareti benim için. O zaman tatile falan çık, yeni bir şeyler yap. Kampa git, çadır al kendine. Kamp yap, iyi gelir sana. Nerede yaşıyorsun? Bursa'da. Bak aslında ben Bursa'ya da gelmeyi düşünüyorum. Bu ışık kirliliğinden dolayı. Samanyolu gözüküyor mu orada, spiralleri? Tepeyi açarsan belki biraz daha karanlık bir bölgeye geçersin ama şu an için şehir içinden bulunduğum için gene yukarı baktığımda yani sarı tonları var, yani sokak lambaları gene bulutlar yansıyıp gene sarı sarı gözüküyor. Ben öyle bir şey yapmayı düşünüyorum da ya bu Yunanistan sınırına gideceğim Samanyolu'nu görmek için, ya da Bursa'ya falan geleceğim, o civara. Işık kirliliği haritasına baktığımda oralar en azlı. Normalde şu şeyi soracaktım ben sana da. Şu Amerika'nın projesi vardı ya, yeni nesil silah sistemleri için 6.8'likler. Onlar için şimdi kamp muhabbetini açtığın için soruyorum. Sence şu şeyler var ya, bisiklet arkası karavanlar, mini şeyler. Bisiklet arkası mı? He. Bisikletle mi çekiyor kankam onları? Evet. Bisikletle çekilebiliyor o zaman. Mini bir şey. Herhalde anormal ufaktır. Anormal şu çocuk oturttukları şeyler var ya, iki tekerlekli. Bisiklet arkasında çekiyorsun. Onun boyutlarında ondan çok az daha büyük. Yatağı yok o zaman. Yatak yok. Veya işte şey biraz daha genişlerinden yaptırırsan içine tek kişilik döşeklerden atabiliyorsun. Evet, dinliyorum. Yani tutar mı sence? Oluru var mı onun? Gideri var mı? Karavandan bahsetmem gel. Karavanı mı soruyorsun? Kamp muhabbet açıldığı için oradan girdim yani, yoksa normalde şu an altına nereden girecektim ben? Yok, bilmiyorum öyle bir şey olduğunu zaten ben. İlk defa senden duydum. Ya gayet mantıklı geldi bana şimdi. Tek bir yere kurup orada takılmaktansa sabahtan belli bir manzarayı görüp orada şey yap. Öğlen başka bir yere geçip, akşam başka bir yere geçip orada... Ya onun için karavan almana gerek yok ki. Çantanı koy, içine mat koy. Mat, biliyor musun mat nedir? Biliyorum. Onu koy. Çadırında sığdırırsın çantana. Gerek yok. Ya biraz daha bisikletçi tayfı var ya, onlar için biraz daha seri ve kurulumu kolay bir kamp aracı yani. Mantıklı geldi bana bir taraftan. Ama neyse ya. Ne yaptın, şu şeyi gördün mü? 6.8'likleri. 6.8 çarpı 43. 762-51'in minimalize edilmiş bir hali. Çapa göre barut hakkı hala aynı gibi gözüküyor. Sadece oranlar düşmüş anlayacağın. Artı optikleri de geliştirmişler, yanında şey var, ne onun adı? Balistik bilgisayar, mesafe ölçücü, optik, üçünü birleştirmişler. Baktığın zaman optiğin içinden doğrudan sana bilgiyi yan taraflarda veren, yani bilgisayar önü mantığı, direkt çevresine yerleştirmişler. Mermi olarak şu anda bence en iyi mermi 6.5x55. Hem çekirdeği ufak 7.62'den, hem de barut hakkı daha fazla. Sen mermiden bahsediyorsun oğlum, optiğe nereden geldik? Yok yani mermi derken, merminin atacağı silah da var, artı bunun yanında şey de var, onun optik sistemi de var. Proje mi, neyi duymadım. Mangalara, takımlara dağıtmak için biraz daha yeni nesil piyade tüfeği olarak geliştirilmiş proje okuduğum kadarıyla. Ya ne gerek var? 5.56'ın var, 7.62'ın var. Niye araya bir şey katıyorsun? İşte... O merminin avantajı ne, dezavantajı ne? Yani... O merminin bir kere gözlemlediğim kadarıyla 7.62 çarpı minimalize bir hali. Çap daha ufak, barut hakkı da daha ufak. Ha şöyle bir şey olsa anlarım. Çap daha ufaktır ama barut hakkı daha fazladır 51'e göre. O zaman mantıklı derim ama burada tek yapılması gereken şey barut hakkının uzatılması. 39'a göre artı eksisi ne olur bunun? Hemen hemen aynı. Ya 7.62 51 var ya NATO. Onun daha ufak minimalize hali işte. Muhtemelen menzili vesaire aynı olur. Çünkü çekirdek daha ufak. Aynı şekilde barut hakkı da daha ufak. Bir anlamı yok yani.
Geçen aklıma şey geldi. Sana soracaktım, sonra araya kaynadı gitti. Bu şeyi Leopard Altay Kulesi yaptılar ya. Şu an evet. M60'larda niye M48'lerde sürekli üstüne bantla yapıştırmış gibi yeni yeni şey ekliyorlar ama kuleyi komple değiştirmiyorlar? M48'lere zırh modernizasyonu yapıyorlar. Altay Kulesi eklemiyorlar. Onu mu diyorsun? Altay Kulesi olmak zorunda değil. Yani sıfırdan devize olmuş bir tane kule. Onun için her şeyi değiştirmek lazım ama tankın içinde. Kontrol atış üniteleri, yeniden elektrik sistemi, kablolama vesaire. Birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Uğraşmak istemediklerinden 2-3 tane kompozit zırh çakıyorlar. RP gelir engelliyor. Mantık bu. O kadar basit bir şey değil. Senin dediğin mesele. Ya zaten üreteceklerini varsayarak söylüyorum. Ya üreteceklerini varsayarak konuşursak o zaman direkt Altay'ın falan üretmeleri lazım. Ya Altay motor muhabbet çekiyorlar ya şimdi. Motor muhabbet çekmektense zaten hali hazırda üretecekleri taretin sayısını artırmak, ortak parçadan falan filan işte anlatırsın. O ya Leopard 2 A4'lerin motorunu çıkartacaksın Altay'a. Zaten motor aynı. Çıkar Leopard 2 A4'lerin motorunu, tak Altay'a. Kaç tane Leopard 2 A4 var? Atıyorum 200 tane. Leopard 2 A4'ler ne olacak? Duracak bir kenarda. Sonuçta Leopard 2 A4'lerden Altay her açıdan daha üstün deniliyor. E tamam, madem böyle ekleyin abi, siz şunu da diyorsunuz değil mi? Bu motor üretilecek öyle ya da böyle. Tamam, üretildiği zaman da aynı motorları Leopard 2A4'e takarsın, onu da kullanmayı devam ederiz. Ayrıca bu benim dediğim şey çok zor da değil. Sadece motoru, transmisyonu çıkartacaksın. Altaya takacaksın. Bir gün, iki gün sürer en fazla. Benim gönlümde hala elektrikli var ama hayırlısı. Elektrikli. Hiçbir örneği yok ama. Ya şey olarak ne onun adı? Menzil uzatıcı 250 veya 500 beygir bir tane normal yakıtlı koyarsın. Hibrit olur. Yakıtlı olan optimum seviyede sürekli çalışır. Öteki diğer işlerini elektrikli yaptırırsın. Ya işte şöyle bir durum var. Nükleer patlamaya karşı dayanıklı mı? Ayrıyeten elektromanyetik patlamaları biliyorsun değil mi? Az buçuk. O tarz durumlarda o elektrik motoru hala kullanılmaya devam edebilecek mi mesela? Ama dizellerde böyle bir şey söz konusu değil. Ya motor bozulmaz da sürücüsü falan bozulur. Ne saçmalıyor? Ya motorun hani bataryadan doğrudan elektrik gelmiyor ya. Kutuya, kontrol kutusuna giriyor, ondan sonra motor geçiyor. Motorun içinde... Ya kardeşim senin düşündüğün ya. Eminim birçok mühendis düşünmüştür. Günümüzde bunun örneği yok, çalışması dahi yok. Çünkü gerek görülmüyor. Ayrıca elektrik motoru biliyorsun hassas bir şey. Bunda daldın denize mesela. Tankın içine su kaçarsa ne olacak? Düşmemiz gereken birçok mesele var burada. Hani ilk bakışta belki evet dediğin doğru olabilir. Daha avantajlı, daha sessiz. Yakıt sıkıntısı yok, en azından masrafsız elektrik sonuçta. Ama bunlar ne kadar güvenilir, ne kadar dayanıklı? Her koşulda göre yapabilecek mi? Ya yüzlerce şey sayarım ben sana. Dizel motorlar bu yüzlerce şeyi karşılayabiliyor. Ki zaten bunun için üretiliyorlar ama elektrik motoru daha arabalarda bile doğru düzgün yaygınlaşmamış bir sistem. Sen nasıl mühendisin lan? Böyle saçma salak sorular soruyorsun bunları düşünmeden. Ya bunları da birinin sorması lazım ya. He? Bunları da birinin sorması lazım diyorum arada. Olur o şeyler. İşte kendine soru sor ve onu bilginle cevaplamaya çalış. Eğer kendi kendine cevap verebiliyorsan sen olmuşsun demektir. Yok. Şu an sana şöyle söyleyeyim. Kardeşim ne kadar beni şey olarak görse de, hayal yıkıcı bir insan olarak görse de, en azından ben bir soru sorduğu zaman başka birisi az buçuk olmayacağının sebeplerini söyleyerek şey yapıyorum ama ben şu ana kadar gördüğüm, seni tenzih ederek söylüyorum. Genelde hep olmaz. Olsaydı yaparlardı. Ya geç şimdi bunları, olana bak. Falan filan. Yani şey tayfada gördüm. Hani olmuşlar üzerine yürüyenler. Hani... Şöyle bir durum söz konusu. Karşı tarafın söylediklerini 100 yıl önce de uçaklara karşı söyleyenler vardı. İşte bir araç yapacağım, uçacak. İçinde yolcu taşıyacak. Aynısını muhtemelen uçakların mühendisine de söylemiştir. İcat edenlere diyelim, mühendislerinden ziyade. Tamam, senin söylediklerinin elbet bir avantajı olacaktır ama mesele burada istekleri karşılayabilecek elektrik motorunu üretmek.
Daha demin sana birkaç örnek verdim bunun sorunlarıyla alakalı. Eğer onlar çözülürse ilerleyen zamanlarda olabilir, olmaz demiyorum. Ama şu anki sistemde zaten elektrik motorları ne kadar güvenilir, bu da tartışma konusu. Birçok problemi var özellikle askeri konularda. Onlar çözülürse mümkün. Su konusunda sıkıntı görmüyorum ama hasar konusunda ya katılabilirim. Yani sonuçta bu dalgıçların kullandığı veya işte şeyler var ya, kucağa alınan dalgıç motoru. Ben sadece basit bir örnek verdim sana orada. Bunun gibi birçok farklı sorunu vardır elektrik motorlarının dizellere göre. Geçen birisi şey dedi bana, geçen bana demedi, doğrudan şeyden izledim, röportajdan. Abrams'ların aktarma kutusuna doğrudan şaftla şeyden giriyor, yani türbin motordan, güç türbini olarak ekstradan şaft mı çekiliyor, yoksa jeneratörden aktarmalı olarak elektrikli mi kullanılıyor? Çünkü elektrikli olduğunu iddia etti, tuhaf geldi bir an. Kardeşim ben motorlar üzerine uzmanlaşmış birisi değilim, detaylara hakim de değilim normal olarak. Yani şöyle söyleyeyim. Helikopterde ve uçakta arkadan güç türbini vardır. Güç türbininden şaft çıkar. Bu şafttan aldığın güçle şey yaparsın. Elemanın iddia ettiği şey güç türbininden jeneratör güç çektiği, jeneratörden çıkan elektrikle doğrudan motorların sürüldüğü şey mantığı, lokomotif mantığı. Lokomotif pistonlu motor var. Ondan jeneratöre geçiyor. Jeneratörden aşağıda o tramvayda falan var ya, altta direkt elektrikli tekerler. Elektrikli tekerler geçiyor. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda da senin dediğine benzer bir sistem yapıldı. Tiger 1 Porsche'lerde tutmamıştı. Elektrikten dolayı yangın çıkmıştı tankta. Tam o sistemi bilmiyorum ama bunun gibi bir şey duyduğumu biliyorum. Böyle bir sistem denenmişti. Dediğim gibi tam bu sistemi bilmiyorum ama bunun gibi bir şeydi. Sorun çıkmıştı. Zannetmiyorum elektrikle güç verildiğini, transmisyona güç verildiğini kastediyor değil mi? Transmisyon kutusuna sokmaktansa elektriğe sokup elektrik kutusundan besleyerek transmisyon yaptığını. Yani voltaj akım değerlerini oynayarak oradan transmisyon yaptığını söylüyor. Ya o bazı problemlere yol açabilir diye düşünüyorum ama muhtemelen öyle değil. Pek görmedim. Şeyde geçen şeye baktım. Senin şey videosuna, tank taktiklerine. Gerçek hayata yönelik söylüyor ne diyorsun diye. Genelde tek başına bireysel bir tank olarak gidiyormuş gibi geldi bana. Senin formasyon veya işte görev planlaması, bununla alakalı bir videon var mı? Veya yapmayı planlıyor mu? Ya şimdi War Thunder üzerinden ben animasyonu çektiğim için bir kişi olması daha mantıklıydı. Sonuçta 5-6 kişi olsaydık düzgün koordine olamazdık. Ben bir şey diyeceğim, sesim geç gidecek internetten dolayı. Herkes farklı farklı hareket yapacak. Bu tarz sorunları yaşıyoruz. Özellikle öyle bir senaryo çekmek istediğimizde. Ama o teknikler herkesin kullanabileceği temel taktikler. Yan zırhla çıkma diyorum mesela. Daha formasyon içerikli, daha birlikte entegre görev gücü olarak bir işi var mı da diye şey yaptım da hani. İşte şehre girme, alan tutma falan filan. Ya öyle bir içeriğim yok. Yapmayı da düşünmüyorum. Ki yapsam da pek bir faydası olmaz zaten. Onları bilen adam internette takılmıyordur. Ya onu bilsene, bilmesene YouTube'daki izleyici. Tankın yanında tank olmayarak ne gider? Şu an senin kafandan geçen ne var? Nasıl? Tankın yanında tanka eşlik edecek ama tank olmayan. Zem. İşte onun bir ilerisi olur mu? Onu şey yapıyorum. Tankın yanında tank gitmeyecek. Bunun yerine ne olabilir mi diyorsun? Evet, ZMA'nın bir ileriki versiyonu. Gene ZMA ama yeni versiyonu nasıl bir şey olur? Olur ne? Yani ZMA'dan beklenen belirli özellikler var. Piyade taşıması, belirli bir düzeyde zırh korumasının olması ve hızlı olması, toplu olması, topunun seri atış yapabilmesi, stabilizasyonunun olması, termalinin vesaire. Ya yani bunun bir tık ilerisi nedir? Bu özelliklerin arttırılmış halidir. Yani uçan bir araç tahmin edeceğin gibi yapılmaz. Bunun bir tık ilerisi daha zırhlı ya da işte topunu 20'den 30'dan 50'ye çıkartırsın. Bunun örnekleri Rusya'da var. T-15 armatalara 57 milimetrelik top takıldı mesela. Gibi. Aklında yine böyle uçuk şeyler canlandırma yani. Demek istediğim bu. Ben de bayağıdır ışık kirliliği haritalarını takip ediyorum da Samanyolu'nu, daha doğrusu uzayı gözleyebileceğim bir nokta arıyorum Türkiye içerisinde. En sonunda bir gemi kiralayıp yaklaşık 200 kilometre ileriye gideceğim Karadeniz'den. Oradan çok net görüntüler
alınabiliyormuş çünkü hiç ışık yok etrafta. Şey vardı ya, şu Rusların buz kırıcı gemisi. Oraya parayla alıyorlarmış. Para, ne anlamadım? Ya şu buz kırıcı gemiler var ya. Arka tarafa yük gemisini takıyor arkaya. Önden kıra kıra geçiyor. Şu Arktik'ten yukarıdan yol açıyor şeye. Önden kıra kıra. Kestirmeden Çin'den veya şeyden çıkan gemileri aktarıp Avrupa'ya doğrudan geçiş yapıyor. Oraya turist olarak, gözlemci olarak ekstradan parayla alıyorlardı ama tuzlu. Bayağı tuzlu. Amele gibi birkaç ay geminin içinde duruyorsun yani. Evet. Yani biraz daha direkt kutuba gitmektense gemide de ekstradan şey yapıyorsun. Amelelik yapıyorsun. Turist olarak çalışıyor musun geminin içinde? Yok, doğrudan turist. Çalıştırmazlar zannetmiyorum çalışacaklarını. Kaç paraydı? Aklımda 20 diye kaldı ama çok da aşağı soracağım. 20 bin dolar mı? Evet. Oğlum 20 bin dolar ne lan? Çok pahalı. Biraz daha şeyleri araştır ya. Ne onun adı? Şu bungalov falan oluyor ya. Tatil köyleri. Biraz daha şehrin dışında direkt şeyden, prefabrikten bungalov yaptırıyorlar. İşte şey var ya, görmüşsündür. Tolga, o veya onun benzeri tatil köyleri biraz daha şehrin dışında. Sessiz yerler. Oralarda bulursun. Köyler veya ilçelerde yapılan tatil köylerinde. Biraz da dışarıda olan. Oralarda iyi yerler bulabileceğini düşünüyorum. Al ya tüfekle uğra. İmir adamı. Marmara'nın ortasında ada. Orası yakın yine. Yok yani, bazılar arkadaşlar ziyaret edersin diye onlara dedim ya. Oraya gidiliyor mu ki? Lan ne gidilecek, hapishane var orada işte. Oradaki hapishane duruyor mu hala? Yakıp yerine TOKİ yapmadılarsa duruyor olması lazım. Orası benim bildiğim kadarıyla askeri bir bölge ya. Kafana göre gidemiyorsun. Ben de geyin ne dedim zaten, sıkıntı yok. Tekne kiralar ucuz mu? Bir dakika dur bakayım sahibine. Kaçak gidelim diyorsun. Yok, şu remorkla çekilebilen ufak şeyler var ya. Hani taka tarzında biraz daha. Yani, kabinin içinde yatabildiğin şekilde kabinli. Özel tekneler var ya. Bir, önce de, yani en son 115 falan civarındaydı da. Zamlardan önce. Şu an kaç oldu bilmiyorum. Bir sene önce 115 falandı. Kirası ucuzsa düşünülebilir. Yani, rent a kardan biraz daha pahalıysa olur var gibi. Yani en olmada örnek veriyorum, Antalya civarında şey yapsan, kayalıklar falan var ya, adacıklar, tam olarak ada olmayanlar. Onlardan birine vursan burnunu, karaya otursan, hasar vermeden yani yanaştırsan takılınabilir yani. Yok ya, Yunanistan sınırı en temiz nokta gibi gözüküyor. Ben bir arkadaşa sormuştum, ya o Tekirdağ'a falan gideceğim, en üst tarafına, beğendik kısmına, ya da Kıyıköy civarının biraz ilerisine. Uzay çekim yapan bir arkadaş var da o önermişti Ulubar Gölü'ne. Gittin mi hiç? Daha çok orman parklarına falan gittim. Çok göllerle pek işim olmadı. Yüzmeyi bilmiyor musun yani? Yani. Ortalama 3 metre derinliği falan var bildiğim kadarıyla. En derin noktası da 10 metre. Zamanında araştırmıştım. Nargileyle şey gidilir diyorsun yani. Nargile şeyleri var ya. Tuba gibi duruyor elektrikli. Sen onu mu bırak da oruç tutuyor musun, onu söyle bana. Tutuyorum da ne, bir anda ani geldim. Ne alaka şimdi, nasıl olurmuş? Kaç günden beri tutuyorsun evladım? İşte Ramazan'ın başladığından beri. Kafe günü tutmadım yani. Daha yani ilk günden önceki gün. Bayram. Kaç saat tutuyorsun? Gün şeysinden, imsaktan gün batımına kadar ölçmedim. Yani full oluyor o dediğin şey. Yani öğlen sıkılıp bırakmıyoruz yani, öyle bir şeyimiz yok. Onu demiyorum. Uyku vakitleri nasıl yani? Uyku vakitleri çok dengesiz ve dalgalı bir şekilde. Yani arada bir ikinci var diye dönüyorum. Arada bir gündüzce dönüyorum. Değişik. Ben de dedim bir araba fiyatlarına bakayım. Şahin sonra 60-70 bin lira. Sonra korktum, kapattım. Şahin motoru alsam bir tane kendime. Transmisyonunu, güç grubunu, her şeyini. Daha sonra kendime has onu ayarlasam, malzemesini falan bulsam, bir kaynaklattırsam daha ucuza gelir herhalde. Bir de onu satarım. YouTube'da, orada, burada. Evet arkadaşlar, yerli milli özgün aracımızı yaptık.
AK Parti'den de bir koparırım birkaç milyon dolar. Yerli milli özgün araç yaptım diye. Oh, daha sonra Mercedes'lerde cirit at. 1750 liraya yerli tank. 1750 liraya he. Maketini mi alıyor 1750 liraya? Ya bir tanesi getirdi telefonu götür gösteriyordu. Şeyden orada hurdalıcıdan araba alıyorlar. Üstüne profil kaynak yapıyorlar. Branda geliyorlar. Sprey ile boyuyorlar. Namluyu da PVC borudan yapıyorlar. Onu da sprey ile boyuyorlar. Öyle gidiyor yani. Gidebiliyor. Yola çıkabiliyor. Şu işte 1 liraya bilgisayar topladık, 5 liraya araba aldık diyen iki çocuk vardı. Onları diyorsun değil mi? Onlar olması lazım. Biliyorum ya o çocukları. Dışını bir şeyle kaplamışlar. Metal mi, plastik mi belli değil. Tanktan anladığı bu. Ya son zamanlarda bu primliler çok çoğaldı. Tutacak videoların altına yağ çekmeye başladılar. Eskiden normalde böyle görmezdim ben. Sağ solda yorum yapan YouTuber'ları. Ama herkes artık yorum yapar oldu. Yağ çekiyorlar birbirlerine muhtemelen. İşte çok iyi olmuş, harikasın falan filan. Gerçekte dediği şey bına bına. Hiç kimse gerçek yüzünü göstermiyor. Herkes iki yüzlü olmuş. Kimse sen ben gibi içi dışı bir değil artık. Yani haklı payı var. Yüzün hala aynı mı? Soruyu bir. Yüzünü değiştirdin mi yoksa hala aynı yüzünü kullanıyorsun? Geçen bir resim atmıştın ya. Yani sargılar açmak üzereyim. Yakında Polat Alemdar olarak çıkacağım artık. Ezel mi olurum? Şey olurum yani. Sargılar duruyor. Seni gören korkuyor mu? Düne kadar öyleydi. Dün tıraş oldum. Ya bir de o mantık var şimdi Türkiye'de. Sakal bıraktın ya. Herkes sana Arap muamelesi, işte IŞİD muamelesi yapar oldu. Böyle bir geri zekalı noktaya doğru gidiyor halkımız. Bak çok kolay bir önü var. Çok kolay. Alıyorsun hemen turuncu boya. Bir tane de üstü yazılı tişört alıyorsun. Bir tane jean çekiyorsun. Kot. Hemen. Atatürk imzalı tişört. İki tane boncuklu şey. Onun adı bileklik. Hemen bartender olarak şeye işe alıyorsun hemen. Latte falan yapıyorsun. Mevzu kapanıyor. Biz latteci değiliz ya, Starbucks'ıyız biz. Her gün içmeden yapamam kanka. Başıma ağrılar giriyor. İçemezsen. Güne başlayamıyorsun yani. 20-30 lira sokuyorlar üzerinde ama. Bizim bir Enes vardı. O da bonsaiciydi. Şu atom bombası yapan mı? He atom bombası he. Unutmamışsın. O da bonsai içmeden yapamıyormuş. Güne başlayamıyormuş. Abi diyor bonsai içiyorum. F-16'larla dogfight yapıyorum falan. Astral seyahatleyeceğim de. Biliyorum öyle bir şeyler anladı. Abi alıyorum bonzu, uçuyorum F-16'larla dogfight falan yapıyorum diyordu. Bir de uçak uzmanıyım falan da dediği olmuştu bir ara. Abi sen tanklar anlıyorsun ya, ben de o kadar işte uçaklardan anlıyorum falan diyordu. Çocuk hayatında eline tüfek almamış. Geliyordu anlatıyordu burada. Ya Kadir abi ben keleşle 100 metre vurabileceğimi düşünüyorum diyor çocuk. Hayatında eline tüfek almamış. Nişangahından bakmamış. Hedef? Hiç eline tüfek almamış. Tutuşu bilmiyor. Nişan almayı bilmiyor. Odaklanmayı bilmiyor. Nereden nereye bakacaksın? Nasıl hizalayacaksın? Ondan habersiz. Ya eline havalı tüfek almamış birisin. 100 metreden mal. Ya abi siz hiç 100 metrede bir insanı gördünüz mü? Ben onu merak ediyorum. Çünkü birçok kişiyi ben atışa falan götürüyorum. 50 metreye çekiyorum arkadaşı. Kadir abi burası ya da Kadir kardeşim burası 100-150 metre vardır diyor ya. Herhalde gözlerimizde bir derinlik problemi var milletçe. Çünkü 50 metreye birçoğumuz özellikle milletçe 100 metre falan diyor. Ama halbuki 50 metre 40 metre. Geçen rangefinder var ya şu menzil ölçücüler. Evet. Onlara baktım fiyatları gayet tuzlu, güzel yani. Yok ya fazla değil. 2000 lira falan. Senin baktıkların ne kadardı? Gene 2'den başlıyorlar. Gene gidiyor yani yukarı doğru. Ya mesafeye göre o değişir. 2 kilometre ölçeğini alırsan işine yaramaz Türkiye'de. Çünkü oraya atış yapabilecek bir tüfek yok. 1000 metre kafi. O da 1500-2000 lira falan. Geçen bir parça yaptırdım silah için. 3 boyutlu yazıcıda plastik bir parça. Şarjör düşürücü. Bunlar böyle. Zaten plastik oluyor hepsi. Yani metal olmasına gerek yok. Ön taraftan uymadı. Ön taraftan sonra bir daha arkaya mı yaptım? Şey, şu yukarıda dönüp duran parça vardı. Yok. Ya onunla alakası yok benim anlattığımın. O tüfekle alakası yok. Plastik bir parça yaptırdım. Olmadı. Uymadı. Sen o videoyu izledin mi? Ön taraf taktığında bir yeri kırıp ondan sonra taktıydın. Ama şu en son attığım videoda kırıldı dedin. Sonra orada oynayan parça ya vardı. Ya onunla zaten alakası yok ya benim dediğimin. Şarjör tamam, düşürücü abi diyorum. Neyse çok önemli değil. 3 boyutlu silah aynı. 3 boyutlu yazıcıdan parça alınca böyle oluyor demek ki. İşçiliği çok berbat ya. Çok tırtıklı yapmış. Kaç milimetreyle bastı? Bilmiyorum ki. 20-30 liraya bir şeydi. Ya onun hassasiyetleri var. Yani
0.81'den şey 0.1'e kadar aralıklarda değişiyor. Bir bakıyorsun şu geçen Ekrem İmamoğlu Allah çıldıracak. Video atmış. 3 boyutlu el basıyoruz diye. Yani oradaki gibi şey olur yani bildiğin kalın kalın yuvarlak yuvarlak gözükür. 0.81 falan olduğunda. 4'ten sonrasında çizgiler çok net belli oluyor. Ama 0.1'ler güzel oluyor ama 0.1'ler de çok çok uzun sürüyor. Çıkacak. Temsili resim koymuşlar da hepsi farklı bastığı için farklı sonuç elde ediliyor. Şu tetik kuru şey tetik yerinin ön tarafındaki parçayı dinledin mi? Hı hı. Şarjör düşürücüsü. Hızlı şekilde şarjörü düşürebiliyorsun. Bir kovan kaç gram? 7.62'nin şu şey var ya arka tarafta şey kovanlar. Boş kovan. Yandan çıktı andan itibaren kaç gram yani? Hiç ölçmedim. 6.8'leri dinlerken gerçi önceden de duydum da. Oğlum boş kovanın ağırlığını öğrenip ne yapacaksın onu anlayamadım. Şey muhabbetleri var da işte polimer yapalım kovanları ağırlıktan kısalım falan filan muhabbetleri var. Ağırlıktan kısalım da kaç gram kısacağım onu şey yaptım da. Silahlarda 100 gram bile önemli. Oradan buradan kesiyorsun. Mesela şimdiki MPT'ler yarım kilo. Neredeyse daha hafif. Ayrıca polimer olursa sıkıntı çıkartmayacak mı kovanlar? Hem yanar. Usya dayanık polimerler var. Yandıktan sonra yapışabilir sağa sola. Ya şöyle kovanlar var ama tank kovanlarında kullanılıyor bu malzeme. Atış yapıyorsun sadece belirli bir kısmı kalıyor. Arka tapası kalıyor. Dikkat ettin mi hiç modern tanklar atış yapınca? Kovanın çoğu yanıyor, buharlaşıyor. Hatırladım. Öyle bir şey olabilir de ne gerek var? Ya onun üzerinde çalışana kadar sabot tarzında mermi yapmaya çalış mesela. Nasıl sen ZMA'lara 25-30 milimetreler kadar APFSD'si uyarlayabiliyorsun? Ya onun da piyade versiyonunu yapmayı dene. İfşa videonu hala yayınlamadım. Ne ifşası? Nissan GT-R R34'te oynuyordum ya, Need for Speed World'te. Hatırladın mı videoyu? Hatırladım. Beni ifşa mı ettin öyle bir şeyler saçmalıyordun hani geldim buraya. Yani bir tuhaf hissettirdi yani açıkçası. Sen hiç yorum falan yapmıyorsun herhalde videolarıma. Yani diyeceğim şeyler oluyor ama olgunlaşmış bir cümle olarak söyleyeceğim bir yorum olmuyor. Hani diyeceğin şey var ama hani muhabbet esnasında söyleyebilirsin ama yazmaya kalksan olgunlaşmış düzgün bir cümle yazmak şey gelmiyor bana o an için. Ne diyeceğim diyorsun, paragraf mı döşeceğim burada? Benim sıkıntım var dedi. Ne anladı? Omuzumdan bir yerinde bir sıkıntısı varmış. İddia ettiğin söylediğine göre. Kimin? Ben orada o sarsılmazın şey poligonunda attığı bir ara tavanı. Alakası yok ki omuzunda bir şey olsa da her şekilde hareket edebiliyor. Ayrıca orada omuzunu geç farklı hataları da vardı onun. Birçok farklı hatası var. Tetik hatasından tut. Nişan hatasına. Biliyorsun atış yaptığı zaman alta doğru tutuyor. Ya korkudan aşağıya doğru tutuyor tepme basıncından dolayı. Ya da tetik hatası yapıyor. Ya bunun gibi birçok farklı hatası var o adamın. Ayrıca hiçbir sıkıntısını görmedim açıkçası ciddi anlamda. Ya açıkçası benim mesela sağ elde işaret parmağında kopukluk var veya işte sol bileğimde arada bir zayıflık oluyor. Etkileyecek bir şey değil bunlar, onu demek istiyorum. Benim söylediklerim teknikleri. Yapamıyorsan nasıl bordo bereli oldum diyebiliyorsun, askerim diyebiliyorsun. Daha bacakların kırılması gerektiğini bilmiyorsun sen. Kendini rahat hissediyordur o at pozisyonunda dedim. Çok öyle bir şey yok işte. Rahat ediyorum, öyle atış yapıyorum. Ya rahatlıkla bir kere bunun alakası yok. Doğru tutuş var, yanlış tutuş var. Kendini rahat hissetmek istiyorsan orada işin ayrıca. Onlar işin sadece bir bahanesi.